Birleşmenin sadece istikrarsızlık doğurabileceği bir daha şimdiden görülürken Türkiye ve KKTC Türk halkı istikrarı seçmelidir diye düşünüyorum. Ama KKTC Türk halkına yönelik de korkunç bir psikolojik operasyon var. Bu psikolojik operasyonu verimli kılan da ne yazık ki Türkiye'nin tamam devam edelim bu müzakerelere şeklindeki pozisyonu. Bu pozisyon artık terk edilmeli. Bu defter kapatılmalı ve geleceğe farklı bir şekilde bakmanın zamanı geldi de geçiyor. Benim kişisel inancım bu. Son bir soru daha alayım, ondan sonra müsaade isteyeceğim. Zamanım az dedi. Kısa vereyim size. Buyurunuz efendim. Efendim biliyorsunuz hükümetle kurulduktan sonra eski İçişleri Bakanı Gül'ün Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte imza aldığı 30 maddelik bir anlaşma vardı. Anlaşma desem yani onu gizli olarak ama sonra da açıklandı. Evet efendim. Evet efendim. Kıbrıs verilecek. Güneydoğu'da Türk devletine karışılmayacak, hareket yapılmayacak. Ege'de Yunanlılarla dost olmayacak, bir takım onlara paralel verilecek. Onun gibi Kemalizmi Türkiye'de yok edeceksiniz. Daha bunun gibi bir takım maddeler var. Şimdi bu konuları halletmeden, anti-emperyalist politika uygulamadan Türkiye'de bu sorunları halletmen mümkün değil. Kendi başımıza Atatürk devrinden kalan tam bağımsız bir politika kurmamız lazım. Ben bunu biliyorum. Ya biz ne yapıyoruz efendim? Sağ ol. Ya işte biz de onun için çalışıyoruz. Sağ ol. Buyurun. Sayın Bilgi. Efendim, Sayın Milletvekilim öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Söylediklerinize katılıyorum. Ahmet Zeki Bulunç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski emekli büyükelçisiyim. Başkent Üniversitesi öğretim görevlisi. Efendim şimdi Sayın Akıncı belirttiğiniz gibi belki konuşmacılarımız da değinecekler ayrıca derinliğine. Çok ciddi stratejik hatalar ve çok yanlış bir görüşme yöntemiyle masadadır. Ve bugün geldiğimiz stratejik hataların bir tanesi garantileri masaya yatırmasıdır. Yetkisi olmadan Türkiye'nin dışında. İkincisi toprak tavizini vermesidir. Haritayı yayınlamasıdır. Üçüncüsü de dört özgürlüğü kabul etmesidir. Yani iki kesimliliği ortadan kaldıracak bir dinamiti yerine yerleştirmesidir. Bunlara daha sonra değinilecek ama Sayın konuşmacının da az önce sorduğu soruyla da bağlantılı olacak olan husus şu. Dediniz ki yeni bir görüşme yöntemi gerekir. Evet, yeni bir görüşme yöntemi gerekir. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Çözümsüzlük çözümdür. Yanlış bir yaklaşım değildir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı ve devlet kurumlanması yönünde son derece olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Bu kurumsallaşmayı getirmiştir. Ama bir şeyi de dikkate almamız lazım. Çözümsüzlük çözüm değildir iddiası 74 Barış Harekatı'ndan sonraki süreç ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı ile ilgili bir şeydir. Oysa Kıbrıs uyuşmazlığı 74'te Barış Harekatı ile başlamış Rumların iddia ettiği gibi bir uyuşmazlık değil. Geçmişten günümüze gelen ve özellikle 21 Aralık'la son dönemin uyuşmazlığı olan katliamlarla başlayan süreçtir. Bunu da birbirinden ayırmamız lazım. Geleyim son şeyinize, değerlendirmenize. Evet, masadan kalktığı gibi Rumlar yeniden o kapıyı açmaması gerekir. Açılmasına da Sayın Akıncı'nın izin vermemesi lazım ve Türkiye'nin izin vermemesi lazım. Nedeni de şu. Eğer yeniden görüşmeler olacaksa o zaman görüşme yöntemi yeni bir yöntemle başlatılması lazım. O yöntem de bugün Kıbrıs'ta iki tane egemen ayrı devlet vardır. Bu devletlerden biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ki uluslararası hukuka göre meşru bir devlettir. Diğeri de Güney Kıbrıs Rum yönetimidir. Bağımsız olarak kabul ediliyor ama meşru bir devlet değildir. Çünkü ismi Kıbrıs Cumhuriyeti olarak adlandırılır. Oysa o Kıbrıs Cumhuriyeti'nde iki kurucu ortağın olması lazım. Bugünkü Kıbrıs Cumhuriyeti denen
Rum yönetiminin işgal ettiği devlette bir tek Türk yoktur ve kurucu devlet parçası olan Kıbrıs Türk halkı da yoktur. Dolayısıyla biz bu gayrimeşruluğuna rağmen iki devlet vardır diye kabul edelim. O zaman masaya oturulurken iki bağımsız devlet olarak yan yana yaşayacak iki komşu devletin koşullarını ancak görüşebiliriz bundan sonra. Eğer masaya bu statüyle oturulursa anlaşılamadığı bir durumda, şimdi yaşadığımız bütün süreçleri dikkate aldığımızda, masadan kalkıldığı zaman masaya hangi statüyle oturulmuşsa o statülerle kalkılır ve mesele bu şekilde çözümlenmiş olur. Bu süreçte de Sayın Milletvekilimin belirttiği gibi mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşımızda bütün dünyanın pozisyonunu ve Doğu Akdeniz'de değişen jeopolitiğin yapısını da dikkate alarak, Amerika'nın bir an önce Kıbrıs'ta çözüm isteğini de dikkate almadan bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni uluslararası alanda tanıtacağımız bir stratejiyi mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devleti uygulamak durumundadır ve zorundadır. Aksi halde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin bulunmadığı bir uzlaşıda, az önce paşamın da hava sahası, deniz yetki alanları ve benzeri hususlara değindiği noktaya dikkate aldığımızda, Türkiye hangi antlaşma olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bulunmadığı bir uzlaşıda kuşatılmış güneyden veya bu taraftan baktığımızda kuzeyden de kuşatılmış olacaktır. Onun için ulusal çıkarlarımızı dikkate alarak bizim için en iyi çözüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı temelinde olmalıdır. Ve Rum masaya yumruğunu vurup da kabaca kapıyı kapatarak çıkarken yeniden gelecekse bunun maliyetini iki eşit statüdeki görüşme yöntemiyle ödeyerek oturmak zorundadır. Bunun Türkiye tarafından da sağlanması gerekir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Tabii ki. Ümit Hocamı biraz bekletiyoruz ama. Evet. Ümit Hoca'ya sorulan soruyla ilgili çok teknik bir şey ilave etmek istiyorum. O da şu. Rumların Avrupa Birliği'ne girerek çok büyük kazanımlar elde ettiği, Rum tarafının ekonomik kalkınma olarak Türk tarafıyla kıyaslanamayacak derecede daha ileride olduğu, bunlar aslında belki de bilgi kirliliği içeren şeyler. Çok sık kullanıldığında gerçekmiş gibi algılanıyor. Mesela size şunu söyleyeyim. Şimdi Yunanistan derin bir krizin içinde. 2008'de başladı. Yıl 2017. Kriz daha da derinleşiyor. Her defasında yeni bir kurtarma paketi geliyor. Ve bu paketler sonunda Alman Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble tarafından Yunan Başbakanına ister al, İstersen kabul etme, istersen Avrupa Birliği'nden çık, istersen Eurozone'dan çıkarak başla işe falan diye tehditkar ifadelerle veriyor. Yunan basından ben düzenli takip ediyorum. Üzülüyorum da Yunanistan'ın düştüğü duruma. Çünkü hani bir ülkeye yapılanların şeklini gördüğünüzde hakikaten üzücü de bir şey. Kendi ülkemizin başına gelmemesinden mutluluk duysak da. Şöyle, şimdi Yunanistan'ın ama milli gelirine bakın, Türkiye'nin yaklaşık iki katı. Kişi başına düşen milli geliri. Toplamda değil ama kişi başına düşen milli gelir üzerinden bir değerlendirme yaparsanız Türkiye'nin hemen hemen iki katı. Birkaç yıl öncesinde de Yunanistan'ın milli geliri, kişi başına düşen milli geliri Güney Kore'nin milli geliri civarındaydı. Şimdi bunlar bazen çok aldatıcı rakamlar olarak kullanılır. Hani bir laf vardır ya, istatistiği nasıl kullanacağınıza bağlıdır. Şimdi Güney Kore elde ettiği geliri cari fazla vererek, dış ticaret fazlası vererek dünyaya bir sürü marka ürün sunarak elde ediyor. Yunanistan ise bunu Avrupa Birliği üyesi olduğu için o yıllarda yani olağanüstü düşük faizlerle borçlanabildiği için uluslararası piyasalardan para borçlanarak, cari açık vererek, cari açığını tekrar borçlanarak karşılıyor ve cari açık milli gelir hesabında pozitif tarafa yazılıyor. Çünkü diyor ki adam bir yerden para bulmuş, getirmiş ve harcıyor. Yani dolayısıyla milli gelir hesabında aktif taraftadır. Bu kadar. Şimdi Rumların milli gelirine baktığınızda da aynı şeyleri görüyorsunuz. Şöyle söyleyeyim ben size. Bir Akdeniz'de sadece turizmle
ekonomik bir düzen kurmaya çalışan bir toplum Rumlar. Başka hiçbir şeyleri yok. Bir turizm var, bir de sahtekar bankacılık diyelim. Kıyı bankacılığı, offshore bankacılık var. O da büyük ölçüde azalıyor. Bunun dışında hiçbir şey yok. Çip mi üretiyor bu adam? Bilgisayar mı satıyor? Dünyaya hiç kimsenin üretmediği bir takım ürünleri mi servis ediyor? Hayır. Nasıl olur da Antalya'dan daha zengin olabilir? Nitekim bu incelendiğinde görülüyor ki aynı şekilde uluslararası piyasalardan çok ucuza borçlanmış ve nitekim 2012 yılında devasa bir finansal krizle yüz yüze geldi. Yani Avrupa Birliği'ne girince hiçbir şey kazanamadı. 2004 yılında girdi, 2012 yılında büyük bir finansal krizle karşılaştı. Kişi başına milli gelir olarak baktığınızda sizi yanıltıcı rakamlar çıkar. Mesela Kuzey Kıbrıs Türk ekonomisi tam olarak kayıt altına alınsa kişi başına milli gelirde bile fark büyük ölçüde azalmış olur Kıbrıs Rum tarafıyla aralarında. Bu farkı oluşturan sebeplerden bir tanesi de bu offshore bankacılıktan dolayı Güney Kıbrıs Rum kesimine giren legal illegal paradır. O kadar küçük bir nüfus var ki mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyük çaplı offshore bankacılığı yapsa senede 2 milyar 3 milyar dolar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne offshore yoluyla para girse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanlarının milli geliri 50 bin 60 bin dolarlara gider. Birkaç yıl içinde. Ama bu bir sabun köpüğüdür. Gerçekle alakası yoktur. Ben Yunanistan'ı içinden tanıyan birisi olarak bakıyorum. Bir rakamlara bakıyorum. Yani Türkiye'den milli geliri neredeyse iki misli. Bir de ortadaki vaziyete bakıyorum her gittiğimde. Felaket durum. Felaket. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bir konuşma tarzı. Yıllar içinde biz bunu benimsedik. Türkiye'deki bir takım televizyoncu, gazeteci, kılıklı insanlar bunu kabul ettirdiler bize. Hasan Hocam, ama sizin konuşmanızda bunları daha da açın. Vallahi çok güzel konuşuyorsunuz. Bunları daha da açın sizin konuşmanızda. Ümit Hocam ayrılmadan, zaten sorular bitti efendim. Ümit Hocam ayrılmadan bir noktayı, malumunuz Türkiye'nin kuşatılması noktasını bir şeyle bağlamak istiyorum. 93 yılında Mürtet'te üst komutanıyım. Efendim, Bosna Hersek'in savunulması için, Boşnakların savunulması için o savunma esnasında Türk Hava Kuvvetleri'nin orada uçuşu 300 bin Boşnak'ı kurtarmıştır. Boşnak Müslüman'ı kurtarmıştır. Şimdi 93 yılında üst komutanıyım, 20 uçak gidecek İtalya'ya, oradan işte Bosna üzerinde uçacak. Efendim, Yunanlılar var ya, bakın daha hiçbir şey yok ortada. 93 yılında bizim uçaklara geçiş müsaadesi vermedi. Hem de ulaştırma uçaklarına dahi vermedi. Düşünebiliyor musunuz? Biz o yüzden uçaklarımızı İtalya'ya göndermek için bakın ne yaptık. Önce bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hava sahasına girdik. Bizim hava sahasını göstereceğim. Yani oradan Mısır hava sahasına girdik. Mısır hava sahasından efendim Girit'in güneyinden Libya hava sahasına girdik. Libya hava sahasından Malta hava sahasına girdik. Malta hava sahasından öyle geçebildik. Demek istediğim o ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili bundan sonra hiçbir konuşma bana göre olmamalıdır. Bu kapı kapanmıştır, bitmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşatılacaktır. Bunun başka çaresi yoktur. Yani onun dışında tamamen efendim kuşatılmış bir Türkiye ile karşılaşırız. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Ben de son teşekkür ediyorum. Alayım efendim. Hayırlı bir panel diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı bir Türkiye diliyorum. Sağ olun. Devam ediyoruz, tamam efendim. Uzatırız. Bu kadar güzel konuşmacılar olunca ve güzel sorular olunca konuşmanın uzamasının hiçbir mahsuru yok zannederim. Dinleyenler açısından da. Efendim buyurunuz Sayın Komutanım. Teşekkür ederim. Önce
çok değerli dinleyenler, yavru vatan tanımının bütün sıcaklığı ile Kıbrıs mücadelesinin iki büyük kahramanı, kahraman lideri Doktor Fazıl Küçük ve Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, Denktaş başta olmak üzere kahraman şehitlerimizi, yiğit mücahitleri, yiğit Mehmetçikleri saygıyla anıyorum. Kahraman şehitlerimizin, inanın şimdi salonda varlıklarını hisseder gibiyim. Bizi izliyorlar muhakkak. Neler konuşuyoruz? Bu iş ne olacak? Onlar da merak ediyorlar. Tabii onlara Ulu Tanrı'dan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Çok değerli dostlar, duygusallığımı bağışlayın. Ben hem Kıbrıs'ta daha önce 1965'te hizmet ettim. Hurşit Paşa'mla beraber, şanla, şerefle beraber bulunduk. Kıbrıs Barış Harekatı'na da katıldım. Burada da çok değerli Kıbrıs'ta beraber olduğumuz arkadaşlarım var. Gazi dostlarım var. Görüyorum. Böyle günlerde istemesem de kendimi tutamıyorum bazen. Bağışlayın. Şu haritayı, Kıbrıs'ı unutmuyoruz tabii de bilelim diye, nereye ne kadar uzakta, onun için bilginize sundum. 70 kilometre bize, Yunanistan'a 900 kilometre mesafede. Ve de tarihin hiçbir döneminde Kıbrıs Yunanistan'ın olmamış. Hiç alakası yok. Hiçbir döneminde olmamış. Şu gösterilen dönemlerin dışında da. Şimdi bu da Rumların, Yunanların meşhur Megali İda haritaları. Bunun Sayın Yunan Başbakanı Birinci Yunan Savaşı sırasındaki Venizelos'a ait olduğunu söylerler. Bu tamamen Türklüğün aleyhine 1800'lü yıllarda yapılmış bu. O zamandan beri gelen, detaylara girmiyorum. Fazla uzattık, uzadı iş. Fazla zamanınızı almamak için. Ancak şimdi biraz sonra göreceğiz gelişmesini bunun. Gördüğünüz gibi iki kıtada 5 denize açılan Büyük Helen İmparatorluğunu, işte Balkanlar, Anadolu ve İstanbul'u da başkent olmak üzere düşünüyorlar. Yani eninde sonunda onların hedefi, düşüncesi bizi Anadolu'dan atmaktır. Ve buraya tabii bu hedeflerin içine Kıbrıs da dahil, Pontus da dahil. Bu dairenin içine girmemiş ama bu haritanın şeysinde var. Şimdi Yunanistan bağımsızlığını kazandıktan sonra biliyorsunuz 1830'da kazandı. O da kendi şeyiyle değil, 1821'den 1830'a kadar Osmanlı İmparatorluğu onları bastırmıştı, her şeyini. Tabii Avrupa'nın büyük baskısı, büyük yardımıyla o hale geldiler. Sonunda da 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda bize dikte ettirdiler. Yunanistan'ın bağımsızlığını tanıyacaksınız diye ve Osmanlı İmparatorluğu da tanımak zorunda kaldı. Ve ondan sonra gelişmesini görüyoruz. ...1864'te... yedi ada dediğimiz Kefalonya'yı, Zanta'yı, Petsos'u aldılar, verdik daha doğrusu, ve de 1881'de de Teselya'yı Yunanistan topraklarına kattı. İnanır mısınız, bir tek kurşun atmadan aldılar bunları. Avrupa bizden aldı, onlara verdi. Bir tek biz bu dönemde Balkan Harbi'nde biliyorsunuz yenildik. Balkan Harbi'nde efendim Osmanlı İmparatorluğu yenildiği için işte Epir, Makedonya'nın güneyi, Selanik, sonra 12 ada hariç bütün Ege adalarını Yunanistan'a vermek zorunda kaldık. Bu arada Ege adalarını şimdi burada görmüşken şunu da belirtmek istiyorum. Basında
Hatta ilgililer televizyonlarda ve de bazı şirketler, turizm şirketleri kendi reklamlarında Yunan adaları diye söylüyorlar. Bu adaların hiçbiri Yunan adası değil. Bu terimler yavaş yavaş sonra Yunan adası diye öyle akıllarda kalacak. Belki literatürü de öyle geçecek. Bu adalar Ege adalarıdır. Hepsinin de ayrı ayrı adı var, yeri var. Bunu da sizlere duyurmuş olayım. İlgilendiğiniz her yerde söylerseniz